19 Nisan 2020 Pazar gününden sosyal gündem formatıyla karşınızdayız. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 2.3 milyonu geçerken iyileşenlerin sayısı 590 bine, can kaybı ise 158 bine ulaştı. WorldMeter internet sitesine göre salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 730 bine, iyileşenlerin sayısı ise 64 bine yaklaşırken COVID-19 nedeniyle 38.244 kişi yaşamını yitirdi. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Türkiye gibi ülkeler ağır yaralar aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde idam mahkumlarının infazları ertelendi. İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7500'e ulaşmış olabileceği iddia edildi. İsveç'te COVID-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıkan Karolinska Üniversitesi'ne hastanesi hakkında soruşturma başlatıldı. Myanmar'ın Yangon, Ayavedi ve Sagaing bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği, COVID-19 salgınının virüs bulaşan kişiler dışındakiler için oruç tutmaya engel oluşturmadığını duyurdu. Irak'ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı. ABD'nin Tennis ve Texas eyaletlerinde idama mahkum edilen kişilerin infazları salgın nedeniyle ertelendi. Askıya alınan Amerikan 1. Futbol Ligi MLS karşılaşmalarının 8 Haziran'a kadar yapılmayacağı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, COVID-19 salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı. ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6.900 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Afrika'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.017'ye ulaştı. Güney Afrika'da sokağa çıkma yasağının ardından son 3 haftada 397 okul hırsızlık amacıyla tahrip edildi. İran İslam Kalkınma Bankası'ndan 130 milyon avro, Dünya Bankası'ndan 50 milyon dolar kredi istedi. Cezayir'de bazı vilayetlerde uygulanan karantinanın süresinin 10 gün daha uzatılmasına karar verildi. İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları isteniyor. Hindistan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tripura eyaletinde mahsur kalan bir çift, yeni doğan bebeklerine tecrit anlamına gelen lockdown ismini verdi. New York valisi Andrew Cuomo, salgın yüzünden ertelenen evlilik işlemlerinin uzaktan video konferansla yapılabileceğini bildirdi. Azerbaycan'da 20 Nisan'a kadar geçerli olan karantina rejiminin süresi 4 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bugün de sizler için hazırladığımız 4 dakikada gündem formatımızın sonuna geldik efendim. Destek olmak için aşağıdaki linklere tıklayıp kanalımıza abone olabilirsiniz.